Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Bizi, hepimizi, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, hizmet-i imaniye, Kur'an'ı, İslam'a gönül verenleri, İslam'a gönül verenleri, dua edenleri, zerre kadar hissesi olanları Cenab-ı Hak insi ve cinni şeytanların şerrinden, semavi arz-ı afatlardan, maddi ve manevi hastalıklardan, taunlardan, depremlerden, yangınlardan, tufanlardan hıfz-ı emin eylesin inşallah. Amin ya Rabbel Alem. Amin. Geceniz mübarek olsun. Hemen belirteyim, Risale-i Nur dersi değildir bugün. Bu dersin mazinin birikimi, mazinin bize giydirdikleri, maziyi kastettiğim ömrümüzün abilerin yanında geçti çok şükür. Onlardan aldığım notlar, noktayı nazarlar, perdenin arkasında gözükmeyen kahramanlar, çok az benim katkım var ama ben sözcüyüm, vitrindeyim. Böyle bilin bu konuşacağım mevzu. Mevzunun emniyetine binaen, mazinin birikimi, bize giydirdikleri, çok vatan, hizmet, din, Kur'an kahramanları var perde arkasında. Vatan, millet, bayrak, hizmet, dava, bunların şeyi var, kahramanları var. Onlara biz perde oluyoruz. Yani ifade ediyoruz. Böyle bakın, bu dersin ifadesi bana düştü. Benim de katkım çok azdır. Yani belki de cümleleri kurmuşum, şey yapmışım. Küfran nimet olmasın, çok az katkım var. Böyle bakılması lazım. Lütfen çok önemli dikkat edin. Mevzu şu. Mescid-i Aksa, Kudüs, İsrail, Baalbek, Asya Şurası, İttihad İslam, Mehdi, Ayasofya, Taksim Camii. Bu başlıklar korkutmasın, bir saat alır. Çok kısa nakledeceğim. Kah Risale'den siz biliyorsunuz, kah ehillerinin bana verdiği ayetler. O kadar hakimler ki Kur'an'a, bana ayetleri de verdiler. Verdikleri ayetlerin onda birisini yazdım. Onu da söyleyeyim. Hep söylediğim şeylerde ayetleri var, ben dedim şey yapmayayım. Başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü meseleye de bu cümle herhalde çözüm olur. İsabetli düşünebilmek için doğru malzemelerle doğru düşünmeli. Sonuçtan baş taraftaki sürece bakmalı. Sonucu bilmiyorsanız bilenlerden öğren der Kur'an. Mesela örnek, öyle örnek veriyorlar ki hayatın içinde olsun. Allah'ın rahmeti gadabını aşmıştır. Sonuç rahmettir. Gadab bloku olmuştur. Rahmet ilahi esastır. Bir daha. Rahmet ilahiye esastır, sonuçtur. Sonuçtan sürece bakacağım şimdi. Rahmet ilahi esastır. Ve ma rabbuke bizelamin lil abid. Rabbin kullar üzerine zalim değildir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim diye başlamaması. Rahmet ilahi asıldır. O sonuca göre bakıyorum. Canım nasıl çıkacak? Rahmet ilahiye göre çıkacak. Kabire nasıl gireceğim? Rahmet ilahiye göre olacak. Nünker mekir bana nasıl gelecek? Rahmeti ilahiye göre olacak. Haşir meydanında nasıl hesap vereceğim?
Rahmet ilahiye göre olacak. Sırat köprüsüne nasıl geçeceğim? Rahmet ilahiye göre olacak. Nereye göre yorumladım? Sonuç rahmet ilahiye, süreç baş. Düşüncelerimizi, itikadımızı sonuca göre, fiiliyatımızı mukaddemeye göre yapacağız. Yani düşünürken, mesela niye bunu yapmıyorsun? Haram. Bunu niye demiyorsun? Kul hakkıdır ya. Yani klavyede bana parmakla yazı yazarım, gönderirim ama küfür ederim, hakaret ederim, bilmem, takdir ederim, tenkit ederim. Bu kul hakkı ne olacak? Niçin? Ahireti düşünmeye göre bunu seni men eder. Sonuca göre süreç böyle başlar. Tersi yaparsanız, yani sonucu bilmeden süreci yorumlarsanız, siyaset nereye gidiyor, Türkiye nereye gidiyor, İsrail ne aldı, Mescid-i Aksa ne olacak? Yani her kafadan ses çıkar, hiçbir şeye varamazsınız, doğru varsanız bile vardığınızı bilemezsiniz. Her şeyde kullanın, ailede kullanın, örnek verin. Evde kavgalar var. Ben bu aileyi kurtarmak istiyorum, çoluk çocuğuma baba anne olmak istiyorum, baba veya anne olmak istiyorum. Aileyi kurtaracağım ben ya, ne olursa olsun. Sonuç bu mu? O zaman bütün o kusurlar gözükmez. Sonuca göre süreci yönet. Ha, bu düşünce, fiil ise sonuca göre değil, sürece göre yapmak. Ne yapman gerekiyor şimdi onu yap. Bu akşam ne yapmam lazım? Oturabilirim, çayda içebilirim, açmam canlı yayın. Başka şekilde yapabilirim. Demek ki ne yapman gerekiyorsa, bugün Mayıs, Haziran, tohum atman gerekiyor. Temmuz, Ağustos'da sürgün alacaksın. Yani malzeme alacaksın. Bugün atman gerekiyor. O zaman bugün tarla ekeceksin. Yani fiili ne iktiza ediyorsa adetullah'a uyacağız. Düşüncemiz Rezak Allah'tır. Tamam mı abiler? Asya Şurası. İttihad-ı İslam denince hemen Araplarla beraber anlaşılıyor. Hatıra geliyor. Yani hepimiz diyor ya abi bu Araplarla mı olacak ya İslam Birliği? Abi Araplar, Müslümanlar, Araplar diyenlere. İttihad-ı İslam denince, İslam Birliği deyince hemen Araplar anlaşılıyor. Hatıra geliyor ki ama diye liderlerinden bahsediyorlar. İttihad-ı İslam çekirdeğini olmadan önce Asya Şurası oluşturacağını Muhakemat 44. sayfada şöyle der. Asya'nın bahtını, İslamiyet'in talihini açacak yalnız meşrutiyet, yani hilafet etrafında cumhuriyetlerin birliği, Asya Birliği olacak diyor Üstad İttihad-ı İslam'dan önce. Asya Birliği nasıl olacak? Asya milletleri içerisinde meşrutiyet ve hürriyet çoğaldıkça olacak. Ne demektir meşrutiyet ve hürriyet? Meşrutiyet demek cumhuriyetler şeklinde olup ama birliği olacak. Hürriyet demek Allah'ın kişilere verdiği hürriyeti fark edecekler. Bana Allah'ın verdiği hürriyeti kimseye kaptırmam. Canı pahasına Rusya'da Kızıl Meydan'da tankların altında kadınlar bile ceset vermiş. Değil mi? O şeyde komünistten çıkmaya. 15 Temmuz'da da hiç böyle İslamiyet o kadar şuurlu gibi değil yani. Sağ kendi söylüyor, gözüküyor. Tankın altına iki defa girmiş. Demek ki Asya'nın bahtını açık görüyorum. Ne var orada? Diyor ki Asya'nın talihini açacak yalnız meşrutiyet ve hürriyettir. Meşrutiyet ne demek? Cumhuriyetler Birliği olacak. Çünkü güç bir olacağımızı ihtiyacını hissedecekler onlar. Hürriyet demek Allah'ın kişilere verdiği hürriyeti fark edip kimseye vermeme meyli feveran edecek. Bu ne zaman edecek? İman arttıkça hürriyet kemal buluyor ki kimsenin tahakkümüne girilmediği gibi
Kimseye de tahakküm etmez iman. Bu kanunu fıtridir ki Mektubat 464. sayfa Osmanlıca'da şöyle der. İnsan, insanın başında edvar-ı hamsesi var der. İnsan 5 dönem yaşadığı yaşayacak. Bakayım neredeyiz? İnsan 5 dönem yaşıyor. 1. Dedim ya çok uzun bir araştırma bu. Ve benim isem çok azdır. 1. 1. dönem. Vahşet ve bedevilik. Vahşet ve bedevilik olacak. Geçti. 2. Memlukiyet. Kölelik olacak. İnsanlığın 3. devri esaret dönemi. 4. dönemi ücretle çalışmak. Kapitalist. Patron işçi münasebeti. Ecir dönemi. 5. dönem, ona giriyoruz. Epey girdi bazı memleket. Malikiyet ve serbestiyet devridir. Yani kişi çalışacak, çalıştığı yer ortak olacak. Bu çalıştığı fabrika onun olacak. Herkes oraya hisse olacak. Belki de hisse senetleri mi alacak, bilmiyorum. Oraya, o fabrikayı, o müesseseyi çalıştığı yere, çalıştığının dışında o mülkiyete malik olacak. Komünizm olmasın abi. Hayır, o serbestiyet şey değil. Komünizm iki şeyi kışa yapmaz. Bir, hiçbir ahlak mefhumu tanımaz ve aşırı devletçidir. Malikiyet olur mu? Her şey devletindir komünistlikte. Kişinin olacak. Onu yırttı zaten. Onu ilk önce o süreci de söyledi. Yani ilk önce bu dönemleri yaşarken sosyalistik nam altında bolşeviklik, sosyalistik, sonra komünistlik geldi. Ondan sonra onu da yırttı diyor üstad. Onu da yırttı. İnsan ecir dönemi onu da yıkacak. Malikiyet ve serbestlik olacak. Ama diyor Münazarat 27. sayfada Çin diyor ifrat etti, komünist oldu. Komünistliğini kim kaldırıyor? Bilmeyerek, kapitalist girerek, kapitalisti. Yani aslında komünisti 74 müydü Mao, okuyacağım, Mao ölünce Çin komünistlikten de kurtulmak istedi. Fakat globalistler musallat olarak onlara kapitalisti giydirmeye çalıştı. Fakat onlar da çırpınıyor şu anda. Çin'i korkunç düşman görüyoruz. Bize gösteren globalistler Mason Zendeka komitesini kullanarak bize gösteriyorlar. Eskide çekilmiş, eskide olan ve nerelerde olduğu belli olmayan video resimlerle Doğu Türkistan'a zulüm yapma hikayesiyle aldatıyorlar. Ve bu millet içine düşman ediyor. Problemlerini Asya, ihtilaflarını şura ile çözecekler. Artık önü alınamaz fikri hürriyet. Mesela Çin'e ne yaptı? 10 dolar maaş veriliyordu. Şimdi 50 dolar, 100 dolar maaş alan Çinli bir daha 30 dolara iner mi? Canını verir. Bu kadar kapitalist girdi, evet, zararıyla beraber dünyadaki insanları gördü ya. Allah Allah, hür vesaire. Bu fikri hürriyet, meşrutiyet ve hürriyet. Ben insanım, onlar da insan. Hakkını haklarla gördü. O zaman ne yapacak? Vermez. Fikri hürriyet ve meşru hakkına sahip olma inkişaf ediyor. Çin ifrat etti. Komünist oldu der Münazarat 27. Ne diyor orada, okuyayım. Fikri hürriyet Çin'e kadar yayıldı ve yayılacaktır. Üstad diyor. Münazarat 27. Uydurmuyorum aşağı. Diyor ki fikri hürriyet Çin'e kadar yayıldı ve yayılacaktır. Ne oldu? Fakat Çin ifrat edip komünist oldu. Vasatı kaybetti, arıyor. Hürriyetin ifratıyla komünistlik olunca ne oldu? Alemdeki terazinin hürriyet gözü ağır geldiğinden, ha komünist oldun ama hürriyetleri mi aldın? Alemde hakim olan nedir? Hürriyettir. Terazinin gözü hürriyet. Ağır bastığını Çinliler de görecek ve görüyor. Ağır geldiğinden birdenbire terazinin öteki gözünde olan
vahşet ve istibdadı kaldırdı. Gitgide kalkacak. 1974'te Mao ölünce komünistlikten çıkmaya çalışırken kapitalistler, yani globalistler, kapitalistliği musallat oldular, ettiler. Kur'an'daki Karun 9. surenin, bak 9. surenin 34 ve 35. ayetinde Kur'an'da Karun komitesini, bu asırdaki karşılığı globalistlerdir. Mason zendeka değildir. Masonlar zendeka der usta. Ötekilere, globalistlere başka bir şey der. Onu da gelecek şimdi. Demek ki Kur'an'da Karun komitesi globalistlerdir. Bunu Kur'an 9. surenin 34 ve 35. ayette söyler. Bunların beyin takımı kimdir? Globalistlerin hahamlar ve idealist papazlardır. Bunlara Kur'an tagut diyor. Bu haham ve idealist haham ve papazlara Kur'an, bunlara tagut diyor. Çin'in içinde yerli 300 milyon, Doğu Türkistan 140 milyon Müslüman vardır. Kapitalistlikten inşallah malikiyet ve serbestlik devrine girilecek Çin. Onun çabasını yapıyor. Amerika globalistleri dayatıyor çıkmasın diye. Eski Osmanlı toprakları, ustad ne diyor, bak devam ediyor Münazarat 27'de. Eski Osmanlı toprakları nurun geniş dairesi olup Birleşmiş Milletler tarzında teşkilatlanacaklar ve Türkiye'nin arkasına girecekler. Nerede diyor? Münazarat 105'te. Bir daha. Eski Osmanlı toprakları ne olacakmış? Nur'un geniş dairesi olacak. Nasıl olacak peki? Birleşmiş Milletler tarzında, cumhuriyetler öbek öbek ama bir protokolde, bir sisteme entegre olacaklar. Kendi iç işlerinde cumhuriyetçilik olacak. Yani eyalet gibi, Osmanlı eyaleti gibi. Osmanlılar'da eyalet vardı. Şimdi de cumhuriyetler olacak. Ha, onlar, ustad diyor ki eski Osmanlı toprakları nurun geniş dairesi olacak diyor. Ne dedi de çıkmadı Allah'ın izniyle. Sevgili kardeşlerim, selamun aleyküm tekrar. Ustadımız Bediüzzaman Hazretleri 79. sayfa Tarihçi Hayat'ta yıl 1910, Çarlık Rusyası varken Rus polisiyle bir münazarası var, konuşması var. Bu normal bir polis düşünmeyin. Rus polisi kişiliği, kimliği altında düşünen ve idrak eden, yani seviyeli, devlet adına Bediüzzaman Hazretleri'nin yanına gönderilen bir polis. Ve ustad da bir münazara yapıyor. Biliyorsunuz 79. sayfada diyor ki, orayı biliyorsunuz, ustada bakıyor böyle, geliyor. Niye böyle dikkat ediyorsun diyor. Bediüzzaman der, medresemin planını yapıyorum. O der, nerelisin sen? Sanki bilmiyor. Bediüzzaman, Bitlisliyim. Rus polisi. Bu Tiflis'tir. Bediüzzaman, Bitlis, Tiflis birbirinin kardeşidir. Rus polisi. Ne demek? Bediüzzaman, Asya'da, alem İslam'da 3 nur birbiri arkasına inkışafa başlıyor. Sizde birbiri üstünde 3 zulmet inkışafa başlayacaktır. Şu perde-i müstebidane yırtılacak, takallus edecek. Ben de gelip burada medresemi yapacağım. Rus polisi, kıllığı altındaki Rus devleti adına düşünen bir sosyolog. Heyhat, şaşarım senin ümidine. Bediüzzaman, ben de şaşarım senin aklına. Bu kışın devamına ihtimal verebilir misin? Her kışın bir baharı, her gecenin bir naharı vardır. Diyor.
Rus polisi. İslam parça parça olmuş. Hani böyle gafil Müslümanların ağzında kullandıkları var ya, Müslümanlar bir değil, Müslümanlar şey değil. Bediüzzaman nasıl bakıyor? Tahsile gitmişler. İşte Hindistan, İslam'ın müstahit bir veledidir. Hindistan. İngiliz mektebi idadisinde çalışıyor. Yani lise seviyesi. Bak nasıl tanımlıyor. Niye polis olsa böyle sosyoloji diliyle cevap verir mi? Bak şey diyor ki, Rus polisi sosyolog ki, oradan çıkarıyorum. Ona sosyoloji lisanıyla cevap veriyor. İşte Hindistan diyor. Hani sen İslam parça parça oldu diyor dünya diyor. İslam'ın müstahit bir veledidir. Ne yapıyor? İngiliz mektebi idadisinde çalışıyor. Mısır, İslam'ın zeki bir mahdumudur. Bu da İngiliz mektebi mülkiyesinde ders alıyor. Yani devlet yöneten sivil memurlar bu. Mülkiyesi o. Mısırlar bunun eğitimini alacaklar. Epey ders aldılar Mursi meselesinde. Sonra Üstad, Kafkas ve Türkistan. İslam'ın iki bahadır oğullarıdır. Rus mektebi harbiyesine talim ediyorlar ilahir. Şimdi burada Bediüzzaman Hazretleri İslam'da üç nur, sizde ise üç tane zulmet bir üstüne inkişafa başlayacaktır diyor. İslam'da üç tane nur bir arkasından inkişafa başlayacak. Şeylerde işte bu İslam'ın dışındaki devletlerde, globalist dedikleri küreselcilerde vesaire üç tane zulmet olacak. Ben şimdi üç tane nuru ve üç tane zulmetten bahsedeceğim. Dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Üç tane nur, iman, hayat, şeriat demektir. Ne demek? İman hizmetiyle, imanın hassası olan insanlığın fıtratında, beşerin fıtratında var olan beş tane devri tamamlayacaktır. İman inkişaf ettikçe. İnsanlık birinci devri vahşet ve bedevilik devridir. İkinci devri memlukiyet devridir. Üçüncü devir esaret devri. Dördüncü devir ecir devri. Beşincisi ve son malikiyet ve serbestiyet devri. Ne ile bunlar tamamlanacak? Meşrutiyet ve hürriyetin hassaları olan, meşrutiyet ve hürriyetin, yani iman ve İslam'ın inkişafıyla insan kendi fıtratını fark edip bunları talip olacak. Bunları nerede yazıyor? Osmanlıca mektubat 464'te, Latince'de yok. İman hizmetinde buydu. İman, hayat, şeriat, üç tane nur. Birinci nur imandı. İkinci nur hayat. Hayat ne demek? Bir, Asya Şurası olacak. Asya, Rusya'da dahil, Çin'de de dahil. Yani Asya'nın komple devletleri şura olacak. Onu yukarıda anlatmıştım. İki, yani hayatın içerisini konuşuyorum. Eski Osmanlı topraklarının Birleşmiş Milletler tarzında Cumhuriyetler Birliği olacak. Üç, Araplarla ve tüm Müslümanların oluşturdukları İttihad İslam olacak. Bu hayatın içerisini söylüyorum. İman, hayat, şeriat. Hayatın içerisindeki maddeler 1, 2, 3. İttihad-ı İslam'ın ruhani çekirdeğini ustadımız Emirdağ 1-266. Sayfada ihlas ve sadakat ve tesanüs sıfatlarına tam sahip olan bir kısım şakirtlerdir.
ne kadar da az da olsalar manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar. Demek ki Müslümanların içerisinde ruhani bir kadro var. Nedir o? İhlas, sadakat, tesanü sıfatlarına tam sayıp bir kısım şakirtler. Bu İttihad-ı İslam'ın ruhani çekirdeği olacak. Mektubat 441. sayfada da Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dini hakikisini İslamiyet'in hakikatiyle birleştirmeye çalışan hamiyetkar ve fedakar bir İsevi cemaati namı altında ve Müslüman İsevileri unvanına layık bir cemiyet, o Deccal Komitesi'ni Hazreti İsa Aleyhisselam'ın riyaseti altında öldürecek ve dağıtacak, beşeri inkar ulûhiyetten kurtaracak. Bu hayat. Şimdi anlattığım hayatın içeriği. Hayat neydi? İman, hayat, şeriat ya. Hayat. Hayatta ne olacak? Bir Asya şurası olacak. İki, eski Osmanlı toprakları Birleşmiş Milletler tarzında İslam birliği olacak. Sonra gele gele Araplar ve tüm Müslümanlar bir olup İttihad-ı İslam olacak. Bu İttihad-ı İslam'ın ruhani çekirdeği de 266 Emirdağ 1'de ruhani kadro, ihlas, sadakat, tesanüdün sırrına tam sahip bir kısım şakirtlerdir. Sonra bunlar 441 mektubatta İsa Aleyhisselam'ın dini hakikisi de bu arada tasafi edecek, hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak. Ve İslamiyet'in hakikatiyle birleşmeye çalışan, çalıştıran onların içinde ruhanileri nedir o? Hamiyetkar ve fedakar bir İsevi cemaati. Yani Hristiyan ismi altında ama Müslüman İsevileri. Yani bak, Müslüman ama İsevi gibi görünümlü, ünvanına layık bir cemiyet. Mesela bunlardan bir tanesi mesela Bismarck cemiyeti. Onlardan mesela ben Basel şehrinde, Siçi'de gittim böyle bir kiliseye. Şey yok, put yok, heykel yok, kadın şeyi yok, kadın erkek ayin yok. Böyle var. Bunlar Hristiyanların hakiki bu çekirdek ruhanileriyle İttihad-ı İslam'ın hakiki o ruhanileri ittihat edecekler. Devletleri ise siyasi ittifak edecekler. Üçüncüsü nedir? Şeriat. İman, hayat, şeriat ya. Üç tane nur. Şimdi şeriat nedir? Şimdi onu okuyorum. Mektubat 57. İşte böyle bir sırada, o ceyran pek kuvvetli göründüğü bir zamanda, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın şahsiyet-i maneviyesinden ibaret olan hakiki İsevilik dini zuhur edecek. Yani rahmet-i ilahiyenin semasından nuzul edecek. Hali hazır Hristiyanlık dini o hakikate karşı tasafi edecek. Hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak. Hakaiki İslami ile birleşecek. Manen Hristiyanlık bir nevi İslamiyet'e inkılap edecektir. Ve Kur'an'a iktida ederek, tabi olarak o İsevilik şahsi manevisi tabi ve İslamiyet metbu makamında kalacak. Dini hak bu iltihak neticesinde azim bir kuvvet bulacaktır. Dinsizlik ceylanına karşı ayrı ayrı iken mağlup olan İsevilik ve İslamiyet ittihat neticesinde dinsizlik ceylanına galebe edip dağıtacak istidadında iken âlim-i semavatta cismi beşerisiyle bulunan şahsi İsa Aleyhisselam o dini hak ceyranının başına geçeceğini bir muhbir-i sadık Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, yani bir kadir-i külli şeyin Cenab-ı Hakk'ın vaadine istinad ederek haber vermiştir. Madem haber vermiş, haktır. Madem kadir-i külli şey vaat etmiş, elbette yapacaktır.
Şimdi bunu ispat için 3 tane misal veriyor. İsa Aleyhisselam maddeten inecektir diyor. Ona ait 3 tane misal. Maddeten nasıl inecek? Aynı şuna benzer diyor. Evet, her vakit semavattan melaikeleri yere gönderen ve bazı vakitte insan suretine vaz eden, mesela Hazreti Cibril, Cibril'in dihe suretine girmesi gibi, bu bir. İkincisi, ruhanileri alim ervahtan gönderip beşer suretine temessül ettiren, hatta ölmüş evliyaların çoklarının ervahlarını cesedi misaliyle dünyaya gönderen bir Hakim-i Zülcelal, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın İsa dinine ait en mühim bir hüsnü hatimesi için değil semai dünyada cesediyle bulunan ve hayatta olan Hazreti İsa belki alemi ahiretin en uzak köşesine gitseydi ve hakikaten ölseydi, yine şöyle bir neticeyi azime için ona yeniden ceset giydirip dünyaya göndermek o hakimin hikmetinden uzak değil. Belki onun hikmeti öyle iktiza ettiği için vaat etmiş. Vaat ettiği için elbette gönderecektir. Bazı kardeşlerimizin birinci mektuptaki hayat meratibinde manevi İsa Aleyhisselam manevi oraya takılmalarının sebebi bir hakikatin dört meratibini bilememekten kaynaklanıyor. Her şeyin ama her şeyin bir sureti var, gir içeriye kanuniyeti var, gir içeriye hakikati var, gir içeriye mahiyeti var. Sureti ne demek? Fiildedir, eylemdedir. Kanuniyeti insanın içsel alemindedir. Hakikati ki her şeyin hakikati Esma-i İlahiyedir. Mahiyeti ise Allah'ın zatındadır. Üç tane şimdi zulmetten bahsedeyim. Üç tane zulmet. Bir, nereden söyleyeceğim? Şualar 588. Not aldım. Notumu okuyayım. Açarsınız, bakarsınız. Üç tane zulmet. Bir, sosyalizm. Nedir o? İki, okuyacağım. Birinci zulmet, sosyalizm. İki, bolşevizm. Üç, anarşi. Ustad 588'de şöyle diyor. Fransız İhtilali Kebiri'nde sosyalistlik türedi, tevellüt etti. Sosyalistlik bir kısım mukaddesatı tahrip etti ve bolşevikliği inkılap etti. Bolşeviklik ise çok mukaddesatı ahlakiye ve kalbiye ve insaniyi bozdu. Ektikleri tohumlar hiçbir kayıt ve hürmet tanımayan anarşistlik mahsulünü verdi ve verecek. Bu kadar kalbi insaniden bu ne yapacak bu bolşeviklik? Kalbi insaniden hürmet ve merhameti çıkarıp akıl ve zekavet o insanları gayet dehşetli gaddar canavar hükmüne geçirir. Daha siyasetle idare edilmez. Bunlardan mazlum kalabalıklı nereden başlayacak? Bunlar da hem mazlum kalabalıklı ve medeniyete ve hakimiyette geri kalan çapulcu kabileler olacak. Bunlar da Çin İmaçin, yani Çin'in güney kısmında Mançur ve Moğol ve bir kısım Kırgız kabileleridir. Birinci demek ki zulmet sosyalizmdir. Söyledim. Nedir? Fransız İhtilali Kebiri'nde sosyalistlik türedi. Bunlar da çok mukaddesatı tahrip ettiler. Sonra ne okudum? Bolşevikliği okudum. Hürmet ve merhameti tanımayan, insaniyeti öldürmüş böyle bir nesil çıkacak. Üçüncü zulmet anarşidir. Bunu da Kastamonu 149. sayfada şöyle diyor. Şeriat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam olan Seddi Kur'an'ın tezelzülüyle Yecüc ve Mecüc'den daha müthiş olarak, adam Yecüc Mecüc'ü bekliyor. Oysa Yecüc ve Mecüc'den daha müthiş neymiş?
ahlakta ve hayatta zulmetli bir anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik fesada, ifsada başlıyor. Şimdi Yecüc ve Mecüc bekleyenlere söylüyor. Yecüc ahlakı, Mecüc hayatı. Ahlak içsel çöküntü, hayat ise cemiyette anarşi. Şimdi diyor ki bak Üstad, şeriat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın seddi Kur'an'ının tezezzülüyle, sarsılmasıyla, yani kısmen deprenmesiyle ne o? Şeriatın kalkması Yecüc ve Mecüc türedi. Hatta Yecüc ve Mecüc'ten daha müthiş ahlak çökecek. Hayat zulmetli bir anarşiliğe, zulümlü bir dinsizliğe, fesada. Fesat ne demek? Lugatını söylüyorum. Karışıklık, yürüyüşler, kırıp dökmeler, tahribattan lezzet alma hali, yırtıcı bir hayvan gibi ihtilali çıkarıp büyüten bir bela. Fesadı durmayıp karıştıran bir afet. İfsat ne demek? Bozmak, azdırmak, fitne salmak. Peki sonucu nedir? Sonucu şudur. Bunu da Kastamonu 241. Ben size okuyayım, var mı siz toplumda, görüyor musunuz? Meyvesi şu olacak. 1. Merhamet kalkacak. Merhamet, hürmet, 2. hürmet, 3. emniyet, 4. haram ve helalı bilip haramdan çekilme meselesi, 5. serseriliği bırakıp itaat etmek yok olacak. Merhameti yok edilecek, hürmet yok edilecek, emniyet yok edilecek, haram helal bilip haramdan çekilme meselesi kaldırılacak. 5. serseriliği bırakıp itaat etmek yok edilecek. Bu da 3 tane zulmet. Toparlarsam sevgili arkadaşlar, bizde 3 tane nur, iman, hayat, şeriat. Onlar da sosyalizm, bolşevizm, anarşi. Efendim abi. Bu Demir İpek Yolu diye bir proje var şu anda. Globalistlerin karşı çıktığı. Evet. 64 tane ülkenin taraftar olduğu, 64 tane ülkenin dahil olduğu bir şey var abi. Şu anda onun mücadelesi var yani. Evet. Amerika işte Akdeniz'e vesaire. Amerika derken Amerika 2'dir, Avrupa 2'dir, ben 2'yim, herkes 2'dir. Ben bozulmuş 2. Avrupa'ya değil diyor. Dinsizliğe esas almış, Hristiyan dünyasına da düşman olan dinsiz Avrupa'ya hitap ediyorum. O 7. lemada diyor Üstad. Amerika'da 2'dir, Amerika'da kurtulacaktır. Amerika'da globalistlerden o kurtulacaktır. Avrupa'da kurtulacaktır. Amerika'da 2'dir, Avrupa'da 2'dir. Biz de 2'yiz, İngiltere'de 2'dir. İngiltere'de 2'dir. Herkes, her devlet 2'dir. Avrupa 2'dir. Biri dinsiz kısmı, diğeri milliyetçi, vatancı, dindar kısmı. Kardeşler, burada İhvan-ı Safa denilen bir sistemin, bir anlayışın aslı hakkında biraz izahat istendi benden. İhvan-ı Safa aslı kurucusu Abdullah İbni Sebe denilen münafık, Hazreti Ali'ye gelerek yüzüne sen ilahsın deyip Hazreti Ali radıyallahu anh bunu da İran'ın Kum şehrine sürgün etti, öldürmedi fitne olmasın diye. Orada Şiaların fikir babasıdır. Fikir Şiaları kurdu bu. Abbasilerde bunlar İhvan-ı Safa diye anıldı. Osmanlılarda Zendeka Komitesi diye anıldı. Kılık değiştirerek, isim değiştirerek. Sonra 1700 yıllardan sonra Osmanlılarda Mason denmeye başladı. İhvan-ı Safa'nın süreci bu. Az kaldı. Başka. Osmanlılarda İhvan-ı Safa diye duymuştunuz. Osmanlılarda İhvan-ı Safa, şimdi Masonlar. Zendeka Komitesi'dir. Globalistler için Risale-i Nur'da Fesat Komitesi, Karun Komitesi der Üstad. Masonlara Zendeka diyor. Globalistlere ise Fesat Komitesi,
Karun Komitesi. Bunlar uluhiyet dava edenler. Toprak dertleri yok onların. Uluhiyet. Haşa Allah ile yarışırlar. Muattıla var ya böyle, Allah bir şey yaptı. Ondan sonra öteki Tanrı'ya verdi. O da öteki Tanrı'ya verdi. Ukula aşere diye 10 tane, 10. Tanrı da gitti. Bir şey yaptı, sistemi kurdu. 10 tane ilah yatıyor. Bunun bu asırdaki temsilcileri deistlerdir. İsmi değişik. Deist, Risale-i Nur'daki adı Muattıla'dır. 1928'de Yahudiler Rusları kullanarak Taksim'e Rus generallerinin heykellerini koydurttular. 3 tane Rus generali. Dünyadaki eski liderlerin çekilmiş resimlerine dikkat etseniz Masonların nizami duruşları ortak tarafı olduklarını görürsünüz. Şöyledirler. Sağ elleri şöyledir. Yani dünyada bakın liderlere, böyle resimleri varsa Mason'un nizami duruşudur. Bunların Mason lider olduklarını ve Taksim'de 3 tane Rus generalini globalistler oraya koydurttular, Rus'u kullanarak. Dikkat etseniz Mason nizami duruşları ortak tarafları olmuş. Hristiyanlardan ve Müslümanlardan intikam almak isteyen globalistlerdir. Globalistler Müslümanın değil, bütün dinlerin düşmanıdır. Uluhiyet dava ediyor ya, hakiki Yahudilerin de düşmanıdır. Dindar Yahudilerin, Hristiyanların hakikilerin de düşmanıdır. Müslümanların da düşmanıdır. Kim? Globalistler. Taksim'e cami yapılmaması, Boğaziçi olayları, üniversitesindeki olaylar hep bunların elleriyle olmuştur. Kişilere görünen şekillere takılmayın. Ağaç meselesi, eğitim meselesi falan değil, takılmayın. 1998'de başlayıp 2008, 2012, 2013, 2014, 2015 yok, 2016'da devam edip yükselecek hakkın hakikatleri oldurdu. Olmuştur, olacaktır. 2015'te duraklama olmuş. Olacak diyor. Lemalar, Emirdağ 2, 200. sayfada. 12, 13, 14, 16'da galibane. 15 demiyor. 200. sayfada 15'in başına 20 koy. 200. Yani 2015'te ihtilali söyle. Böyle şifrelerle yapılıyor. Bunlar benim buluşlarım değildir. Risale-i Nur böyle koymuştur. Globalistler ki Zendeka Komitesi evanjelikleri kurdular. Katoliklere karşı Hristiyanlığı bozmak için evanjelikleri var ya, onları kurdular. Güney Amerika, Yunanistan ve Ege'de asker yığdı ve güneyde yığdı. Güneydoğu'da dinsizleri organize ediyor. Kur'an'ın 61. surenin 14. ayeti. Kur'an'ın 14. surenin, iyi dikkat edin bu ayete. Kur'an 61'e 14. Kur'an 14. sure 5. ayetlerinde diyor ki ve 54. surenin 6 ve 7. ayetlerinde anarşist yetiştiriyorlar diyor. Anarşist yetiştiriyorlar güneyde. Bunlar Ege'den değil güneyden hücum edeceklerini ve bunların boğulmaya geldiklerini Kur'an'da zikrediyor bu surede. Bunlar boğulacaklar diyor. Aha, bilmiyorlar işte. Allah onu boğulmaya getiriyor. Güneye onların boğulmaya geldiklerini söylüyor. Hem Sunuat ve Tuluat ve İşarat adlı kitabın 82. sayfasında söylüyor bunu. Hem yukarıdaki ayette söylüyor. 61'e 14, 14'e 5, 54'e 6, 7. ayetlerde güneyden saldırmayı şey yapıyorlar ve oraya anarşist yetiştirip orada boğulmaya geldiklerini söylüyor. İngiliz globalistlerle
Amerikan globalistleri arasında ihtilaf vardır. Bunun ihtilafı olduğunu biz koyduk diyor Allah. İhtilaf ediyorlar. İngiliz globalistleriyle ben isim vermiyorum. Amerika'daki globalistler genel bunlar. Globalist piyasadaki tabir bu. Ama isim vermiyorum. Aile, iki aile bunların arasında ihtilaf olduğunu Kur'an'da ayet var. Devletler, milletler muharebesi, artık devlet, Amerika, Türkiye, şu bu devletler savaşı yok diyor Üstad. Nerede diyor? Tarihçe 131'de devletler, milletler muharebesinin tabakayı beşere devredildiğini söylüyor. Amerika ve Türkiye, şunlar bunlar. Yani işte bu terör örgütleriyle, PKK'dır, YPG, şunlar bunlarla organize edilmiş örgütlerle yapılacak. Devletler, milletler muharebesi, tabakayı beşer muharebesine terki mevki ediyor 131 tarihçe.